Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ezane. Ezan bahsi. Ezan bölümü. Ezan kelimesi sözlük anlamı ilam, bildirmek. Dini anlamı nedir? Belli bir şekilde, belli sözlerden ibaret olan kelimelerle namazın vaktinin girdiğini bildirmektir. Evet. Peki. Ezan sünnet kılındı. Peki ezanın sübutu neyle? Ezanın sübutu ayetler var aslında. Ecibu da'iyallah. Ya da ve izâ nâdîtum ilâs-salâti ittehazûhâ huzûven ve lâ'ibâ. Ya da ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile saliha. Bunlar ezana delalet ediyor. Ama ezanın sübutu sahabeden birçok kimselerin rüyada görmeleriyle sabit olmuş. Ama bunların başında Abdullah İbni Zeyd. Abdullah İbni Zeyd'in sözleri yazılmış. Şimdi tabii Peygamberimizin önceden Medine-i Münevvere'de istişaresi var. Namaz vakitlerini neyle bildirelim? Kimleri diyor ki işte bir bayrak asalım. O bayrağı gördüğü zaman herkes namaza gelsin. Tam namaz vakti girdiğinde. Kimileri diyor ki ateş yakalım. Kimileri diyor çan çalalım. Kimileri diyor boru. Boruyla bir şey çıkarırsın ses. Bunların her biri bir gayrimüslim topluma ait adetler. Peygamberimiz hiçbirisine razı olmuyor. İşte o gece Abdullah İbni Zeyd anlatıyor. Diyor ki ben uykuyla uyanıklık arasındaydım diyor. Efendim bana diyor bir zat geldi. Yeşil elbiseli. Efendim elinde bir alet vardı diyor. Dedim ki o aleti bana verir misin? Ne yapacaksın dedi. Yani namaz vakitlerinde cemaata namaz vakitlerini bildirelim. Ben dedi bundan daha güzelini sana söyleyeyim mi? Yüksek bir yere çıktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezanı okudu bütün kelimeleriyle. Biraz aradan sonra kâmeti getirdi. Aynı tertiple sadece kâmette kad kâmeti salah ilave etti. Hem de bu Hanefi mezhebinin delili de bu. İkişer ikişer söyledi. Ezanı da kâmeti de. Ama şeyde Şafii mezhebinde kâmet önce Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalah. Hayya alel felak. Kad gâmetissalah. Kad gâmetissalah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Yani birer kere söylüyorlar. Onların da tabii nakilleri var. Ancak Hanefi mezhebinde bunların bizim bildiğimiz şekilde söylendiğidir. Ve diyor uyandım diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Rüyayı anlattım. Peygamberimiz dedi Bilal'a öğret bunları. Bilal bunları okusun. O arada diyor Hazreti Ömer çavuşça geldi. Dedi vallahi Abdullah'ın gördüklerini ben de gördüm. Başka sahabeler de görmüş. Başka sahabeler de görmüş ama diyor Abdullah bizi geçti diyor. Abdullah bizi geçti. Şimdi burada aslında Peygamberimizin sünneti yani sözleri değil, sahabenin gördüğü sözler nasıl sünnet oluyor? Peygamberimiz takrir etmiş bak, takriri sünnet. He? Cebrail aleyhisselam gelmiş, ezan lafızlarını öğretmiş insan suretinde. Peygamberimiz de bu lafızları bizzat kabul etmiş. O zaman oldu sünnet. Sünnet ama bu, yani İslam'ın şiarı bir sünnet. İslam'ın şiarı, sembolü. Bunsuz olmaz. Onun için sünnet kılındı. Lil feraidi farzlar için dune gayriha farzların dışındakiler için değil. Farzlar için sünnettir. Sünnet-i müekkededir. Bazı alimler vaciptir diyorlar. Hatta İmam Muhammed diyor ki bir beldenin halkı eğer ezanı bile bile terk ederlerse onlarla savaşılır. İmam Ebu Yusuf de diyor ki yok. Onlarla savaşılmaz, hapsedilirler ve dövülürler diyor. Eğer bir memleketin halkı
kasıtlı olarak ezanı terk ederlerse. Ezan böyle önemli bir şey. Yani Müslümanların sadece namaz vakitlerini bildirdikleri bir manzume değil, aynı zamanda yani Müslümanların tevhidi simgeleştiren sözleri. Evet, وَلَا يُؤَذَّنُ ezan okunmaz. وَلَا يُؤَذَّنُ لِسَلَاتٍ tabi bunun farz namazlar için dedi. Cenaze namazı için yok. Nafile namazlar için, bayram namazları için, vitir namazı için, bunlar için ezan okunmaz. Başka bir mesele, وَلَا يُؤَذَّنُ ezan irad edilmez. Lissalatın hiçbir namaz için, قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا vakti girmeden önce. Az bir zaman da olsa vakti girmeden önce okunan ezanın iadesi gerekir. Az bir zaman da olsa. وَيُعَادُ ف۪يهِ orada vakit içerisinde iade edilir. لَوْ فَعَلَ eğer işlemişse. Ama خِلَافًا لِيَبِ يُوسُفَ İmam-ı Yusuf bu görüşe muhalefet ediyor fil fecri sabah namazında. Yani sabah namazı vakti girmeden önce İmam-ı Yusuf'a göre sabah ezanı okunabilirmiş. Sabah namazına vaktinin girmesi ne zaman? İmsak. Yani fecri sadıkla giriyor. Fecri sadıktan önce de İmam-ı Yusuf'a göre sabah ezanı okunabilir. Buna delili de efendim neymiş? Fe inne indehu yecuzul ezan lil fecr kabla vakti fi'n nisfil ahir min el-leyl. Ya Bilal la tuezzin hatta yatlu'al fecr. Peygamberimiz Hazreti Bilal'e şafak atmadıkça ezan okuma diyor. Ama şafak atmadan önce başka bir hadiste de ne diyordu? Bilal'in ezanı sizi aldatmasın. Çünkü Bilal erken okur ezanı. Yani şeyden önce okuyor. Sabah ezanı değil yalnız o. Hangi ezan? Teheccüd ezanı. Evet. Peki. Ve yüezzinü kişi ezan okur. Lil faiteti kaza namazları için. Faite. Fait onun çoğulu fevait. Yani vaktinde kılınmayan, kazaya kalmış namazlar için ezan okur. Ve yukimü kâmet de getirir. Ezan da okur, kâmet de getirir. Ve kezâ li'ûlel fevâite. Yine böylece, eğer bir yerde birden çok, bir günden çok kaza namazları kılacaksa, o kaza namazlarının birincisi için ezan okur. Ve huyyira fîhî, ezanda muhayyer kılındı, lil bevâkî, diğer namazlar için. Mesela 3 günlük, 5 günlük bir yerde kaza namazı kılıyor. Başta bir ezan okudu mu, ondan sonraki namazlarda ezanda muhayyerdir. İster okur, ister okumaz. Kâmet de öyle. Ama kâmeti getirmesi daha uygun. Nerede? Yani diğer namazlarda. Baştan bir ezan okuyor, kâmet getiriyor kaza namazlarında. Ondan sonra her farzı kıldığında ezanı tekrar etmiyor, kâmeti tekrar ediyor. Ve kürihe terküvüme ezanı ve kâmeti terk mekruh kılındı. Lil misafiri misafir için. Misafir için. Çünkü Peygamberimiz Ebi Müleyke'nin oğullarına şöyle diyor. İzâ sefertüme sefere çıktığınız zaman fe ezzine ve akîma ezan okuyun, kâmette getirin. Size yatça en büyük olanınız imamlık yapsın. Yatça en büyük olanınız imamlık yapsın. Burada aslında ilmen daha ileri seviyede olan olması daha uygun. Tabii. Ama sinnen demiş burada. Sinnen, yaşı büyük olan. Yaşı büyük olan daha tecrübelidir vesaire. Evet. Peki. La limusallim fi beytihi fil mısr. Şehirde şehir hükmünde olan yerlerde evinde namaz kılan için ezan ve kâmet mekruh, terk etmesi mekruh değil. Ezan okumaz yani. Ve nudiba lehuma la linnisai. Ve nudiba ezan ve kâmet mendup kılındı. Lehuma kim için? Hem misafir için hem evinde namaz kılanlar için. La linnisai. Kadınlar için
mendup değildir, sünnet değildir. Kadınlar ezan okumazlar. Kadınlar cemaat olabilir mi? Kadınlar kendi aralarında cemaat olabilirler mi? Olabilirler ama mekruh. Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruh. Evet. Cumhur'a göre caiz. Şafii, Maliki, Hanbeli'ye göre kadınların kendi aralarında, kadınların arasında cemaat olmaları caiz. Evet. Peki. Vasıfatul ezani. Ezanın sıfatı. Sıfat burada ne? Hangi kelimelerden oluştuğu, nasıl okunduğu? Marufetün maruftur. Bellidir. Ve yüzadü ilave edilir. Ba'de felah ezanil fecri. Sabah namazının, ezanının hayyâlel felahından sonra ilave edilir. Ne? Es-salâtu hayru minen nevm. Es-salâtu hayru minen nevm ilave edilir. Merrateyn, iki defa. Bu aslında yani o Abdullah İbni Zeyd'in rüyada gördüğünde bunlar yoktu. Bunu sonradan Hazreti Bilal koymuş. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm'a gitmiş. Es-salâtu hayru minen nevm. Peygamberimiz de bu güzel söz, bunu ezana koy demiş. O da yine takriri sünnet oluyor yani. Takriri sünnet oluyor. Evet. Peki. Ve yeterasselü fihi, ezanda yavaş yavaş okur. Terassül. Yetemehhelü fil ezan. Ezanda yavaş yavaş, tane tane, kelimelerin arasını ayırarak okur. Zaten el ezanu cezmün ve ikametü cezmün. İbn-i Abidin'de de öyle diyor. Başka kitaplarda da var. Ezan da cezimdir. Kâmet de. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böyle aralarını keserek. Ama eğer tekbirlerde vasledersen Allahu Ekber, Allahu Ekber değil, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye vasletmesi daha uygundur. Ama insanların çoğu bundan habersizdir diyor. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kâmette de Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle kesik kesik söylemesi sünnete uygun. Ama vasledersen Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber böyledir. Çünkü fetha ile geçmesi damme ile geçmesinden daha uygundur. Tamam mı? Evet. Peki. Ve yahduru fiha. Kâmette fiha kâmete gidiyor. Süratli okur. Hader. Hader kıraatı var ya, hader. Bir tertil var. Hader var. Başka? Kıraat şekli var mı? Bir tane daha var. Tahkik. Tahkik. Tahkik değil mi? Tamam. Peki. Ve yukrahu mekruh kılınır. Et terci'u terci'an. Tercih ne demek? Bilen var mı? Biliyordum. Söylemiştim. Söylemiştim. Bir yerde de geçiyordu. Ne tercihi? Geçiyor da. Tercih Hanefi mezhebinde mekruh olur. Şafii mezhebinde var. Tercih mesela Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Önce böyle biraz seslice söylüyor. Sonra tekrar dönüyor. Yüksek sesle söylüyor. Buna tercih deniyor. Kısırda falan bunu yapanlar var. Dört defa mı söylemiş oluyor bir tekrar? Dört defa söylüyor. İkisini kısık sesle söylüyor. Yani çok sessiz de değil. Yine duyulacak kadar. Ondan sonra onları söyledikten sonra tekrar dönüyor. Yüksek sesle söylüyor. Buna tercih deniyor. Tamam mı? Yoksa bir kelimede yani sesini düşürüp yükseltmesi demek değil. Yani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü yavaş söylüyor. İllallah derken yükseltiyor. O manada değil. İki kere onu nasıl yapıyor? Yani biraz sessizce söylüyor. Tekrar dönüyor. Yüksek sesle şehadeteyni telaffuz ediyor. Buna tercih deniyor. Sadece onu mu diye tüm lafızlar mı? Yok. Sadece şehadeteyni. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Onlar da tercih. Aşağıda geçmiş bakın. En yukhafite fi şehadeteyni.
şehadeteyinde seslerini kısması, sümme yerfa, sonra yükseltmesi. Ey yehfadu savtahu bi şehadeteyn, şehadeteyinde seslerini kısıyor, sümme raca, sonra dönüyor, fe yerfahu savtahu, yani bir kez okumada değil bu düşürme, yükseltme. İki defa ne yapıyor? Kısık sesle. Kısık sesle söylüyor. Ondan sonra dönüyor, onları yüksek sesle okuması tercihe. Bu Hanefi mezhebine göre mekruh. Şafii mezhebinde var. Yapabilir. Telhine gelince telhin, burada sesi güzelleştirmek için kelimeleri bozmak. Çekilecek miktardan uzun çekmek. Efendim böyle çok uzun kelimeleri bozmak. Tamam, bu ezanda biraz kelimeler çekilebiliyor, ruhsat var. Ama aşırı da değil. Lahin yapmak. Lahin yapmak. Lahin, tagyirul kelimeti an vad'iha bi ziyadeti harfin ev hareketin ev meddin ev gayriha. Sevâun fil evâil ev fil evâhir. Bir harf ziyadesiyle, hareket ziyadesiyle ya da fazla çekmekle ya da başka başka, ister ezan kelimelerin önünde ister sonunda olsun, değiştirmek. Şimdi müezzinler çok uzatıyorlar. Ezanda değil de çoğu zaman müezzinlikte de. Bir gün hocam gitti Paşa Camii'nde müezzinlere, ya niye bu kadar uzatıyorsunuz müezzini? Ezanda ses yükseltilecek herkesin duyması için. Müezzinlikte normal. İşte bakıyorsun camilerde, en küçük camilerde bile mikrofon var. Artık kulağım patlıyor mikrofon sesinden. Hiç gerek yok. Az bir cemaat var. Veya cami büyük de olsa müezzinlerin sesi imamların sesinden çok geliyor. Ona gerek yok ki. Zaten müezzinliği böyle bizim yaptığımız usulde yapma diye bir şey yok zaten. Herkes kendi yapacak o şeyleri. Kendi söyleyecek. Neyse. Geldi. Niye oğlum, niye uzatıyorsunuz? Allah'ı uzatıyorsunuz, uzatıyorsunuz. Ötekileri uzatıyorsunuz. Nefesiniz bitinceye kadar. Dedi, şeyde bunu misal vermiş İbn Abidin'de. Musa, sen Musa derken, Musa'yı çeksen, Musa'ya şimdi hitap ediyorsun. Musa, İsa, hiç gereksiz bir uzatma. Musa, İsa. Musa, İsa işte. O da birer miktar çekilecek. Ha, lafzayı celallarda tefhim diyor ona. Kelimeleri dolgun okumak caiz ezanda. Olabildiğince. Ondan sonra ama şey yapmayacak. Söyle. Çok da aşırı olmayacak yani. Ne kadar sesini kullanabilirse kullanıyor. Ne kadar sesini kullanabilirse. Öyle değil ki. İşte bu telhin, bu da mekruh. Evet. Aşka geliyor. Hele bir de böyle şey yaparsa benim ezanımı farklı duysunlar diye Allah korusun. Yandı. Ve yestakbilü bihima ve yestakbilü döner bihima ezan ve kâmette. El kıblete kıbleye döner. Yüzünü kıbleye dönmek. Ezanda da kâmette de. Ve yuhavvilü veçhehu yüzünü çevirir yemneten ve yesraten. Sağa sola inde hayyâles salâh Hayya ala salata sağ tarafa ve hayya ala felah sol tarafa çevirir. Ve yestediru döner fi savmaatihi efendim ezan okuduğu yerde, kulübesinde, savma esasında bu rahiplerin filan kendilerine has özel yerleri savma müezzinin hücresi, kendine has yeri. Orada eğer illem yakdiri tahvile, eğer sağa sola dönmeye kadir olamıyorsa, olduğu yerde yine sağa bakar, sola bakarak hayyâle salata sağa döner, hayyâle salata sola. Vâgifen durduğu yerde. Mesela bir şeyin minarenin etrafında gezerek okuma var. Gezerek. Orada mümkün. Mesela hayyâle salaha kadar nerede duruyor? Minarenin kapısında. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Minarenin kapısında. Hayya ala salat derken dönüyor. Sağ tarafa. Bak döndü. Ezanı bu tarafta okuyor.
Oradan sonra dönüyor, Hayyal el-Felah derken sol tarafta okuyor. Tekrar geliyor Mirane'nin kapısında, kıble tarafında tekbirlerle La ilahe illallah söylüyor, bitiriyor. Ama dönmesi mümkün değilse durduğu yerde, kendi yerinde ezan okurken ya da kâmet getirirken böyle Eşhedü en la ilahe illallah Hayyal el-Felah, Hayyal el-Felah, Hayyal el-Felah, Hayyal el-Felah. Böyle yapması güzeldir. Evet. Ve yec'alü kor usbu'ayhi parmaklarını fi üdüneyhi kulaklarına, böyle kulaklarına kor parmaklarını. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Bilal'e diyor ki İzâ ezzente fec'al usbu'ayke fi üdüneyke. Ezan okuduğun zaman parmak uçlarını kulaklarına koy. Çünkü fe innehu erfa'u li savtik. Bu senin sesini daha çok yükseltir. Tamam mı? Sesi daha çok yükseltir. Ve bir de içine geniş. Ha, şunlar işte. Tabii. İçine mi koyacak yani? Ha, bunlar. Şunu koyamaz zaten. Şunlar. Şehadet parmakları. Şöyle üstüne mi koyacak, içine mi koyacak? Şöyle içine, şöyle işte. Kapatır. O hem de daha geniş nefes almasına herhalde vesile oluyor. Peygamber bize zaten tavsiye etmiş. İz'al usbu'ayke fi üdüneyke fe innehu erfa'u lissavti. Şimdi normal sadece elini koyuyor, onun bir şeyi yok o zaman. Sadece elini böyle de olsa olur ya, böyle de tabii. Böyle de olsa olur. Niye? O da kapatıyor. Ama burada parmaklarını diyor. وَلَا يَتَكَلَّمْ iki parmağı hem de burada. Üsbu'i, esabı demir daha. Şöyle demir yani. Böyle yapanlar da var mı? Yapıyorlar Araplar falan böyle. Evet. Peki. وَلَا يَتَكَلَّمُ konuşmaz fi esnaihima ezan ve kâmetin içerisinde. Ezan ve kâmet okurken konuşma olmaz. Mekruh olur. Ve yeclisü beynehuma. Ezanla kâmet arasında oturur. Cemaatin gelmesi için. İlla fil magribi, akşam namazı müstesna. Fe yafsılı, akşam namazında ezanla kâmetin arasını ayırır. Bisekletin. Bir miktar durmakla. O da üç ayet okuyacak kadar. Minareden gelinceye kadar zaten o vakit geçiyor. Üç ayet okuyacak kadar akşam ezanıyla kâmetin arasına ara vermesi bu kadar caiz. Çünkü akşam namazının vakti dar. Ve kâle imameyn dediler ki bi celsetin hafifetin. Hafif bir oturma yapar yani. Çok uzun değil. İmameyn de öyle diyor. Ve stahsene güzel gördü. El müteahhirun. Sonradan gelen alimler, müteahhirun uleması. Neyi? Et tesvibe bildirmeyi, ilamı fi kulli salavat. Bütün namazlarda. Bütün namazlarda. Tesvib. Tesvib, ezandan sonra başka duyurular. Mesela es-salah, es-salah ya musallin. Ey namaz olanlar, namaza, namaza. Ya da vakti salah ya musallûl. Vakti salah ya musallûl. Mesela artık hangi ülkede nasıl söyleniyorsa namazdan sonra, bir de eskiden böyle ezan okudurmuş, bir de çarşıda böyle namaza davet eden esnaf filan. Es-salah, es-salah ya musallîl. Ya da ya musallûl. Ya da kûmû lis-salah. Es-salah, es-salah zaten orada şey de var, teşvik de var. Kûmû ile-s-salah, kûmû lis-salah. Hadi namaza, hadi namaza. Böyle çağırırlarmış. Esnafı da çağırıyor ki kimse kalmasın, Müslüman olan gelsin. Ermeniler müstesna. He? Ermeniler müstesna. Müslüman olan zaten ezan çağırıyor. Demek ki Müslüman ezan okunduğunda camiye gidecek. Namazını kılacak. Ne kadar önemli bir şey. Bak tesvib. Tesvib. Tabi bunu şimdi Türkçe'ne yazsan bu kelimeyi nasıl anlayacaksın? Tesvib diyeceksin. Hatta P yazacaksın. Tesvib. Anlaşılmaz ki. Bir de öbür taraf isim mi? Sad mı? Çeşmeli değil. Evet. Tabi bu tesvibi bazıları, ama diyor geçmiş alimler bunu mekruh görmüşler. Sabah namazının dışında. Sabah namazında tesvib. Hazreti Bilal radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece sabah namazında tesvip yapmamı bana emretti.
Sabah namazını ezan okuyor. Ondan sonra dışarı çıkıyor böyle bağırıyor. Es-salah. Ya da nasıl söylüyorsa işte. Nasıl söylüyorsa o şekilde duyuruyor tekrar. Sabah namazı çok önemli. Ama müteahhir uleması bütün namazlarda tesbihi güzel görmüşler. Bugün zaten ezanı duymamak mümkün değil ki. Yani şu Sivas'ta mesela en az 200 camide ezan okunuyor. Öyle değil mi? Sağır olan bile duyuyor ezanı. Sadece burada değil. Mesela şu Merakum'un şeyi açık. Kenarına çık yukarıya. Sivas'ta ezan okunduğunu duyuyorsun. Oralarda duyuyorsun. Bugünkü cihazlarla. Evet. Hele gece mesela ses daha yayılıyor. Gece daha çok uzak mesafelerden duyuluyor. Mesela sabah ezanı bir köyden bir köye gidebiliyor, duyulabiliyor. Evet. Peki. Ve yüezzinu ve yuqimu. Ezan okur, kâmet getirir alâ tuhrin. Abdestli olarak. Yani abdestsiz okursa olur mu? Ezan kâmet olur. Ama mekruh olur. Burada nasıl okur? Temiz olarak. Ve caize caiz oldu. Ezanul muhtisi. Efendim abdestsiz olan kimsenin ezanı caizdir. Ama ve kürihe kâmet getirmesi mekruhtur. Çünkü kâmet namaza yakın. Kâmeti getirdi abdestsiz. Tamam kâmet oldu da gidecek tekrar abdest alıp gelecek. Ne kadar zor. Evet. Ve ezanul cünübi. Ve küreyi kâmetuhu. Abdestsizin kâmet getirmesi mekruh kılındı. Ve ezanul cünübi. Cünüp kimsenin ezanı da mekruh kılındı. Ve yuadü. Cünüp insanın. Bir de mesela başka kitaplar, ha burada da var. Ve yuadü. Cünübün ezanı iade edilir ki ezanil mer'eti. Kadının okuduğu ezan iade edildiği gibi. Kadının ezanı iade edilir. Şimdi kadının sesi fitneye sebep olur. Ama şimdi bu ılımlı İslam safsatasını yaymaya çalışanlar, bir zaman dinler arası diyalog safsatası, şimdi de yine var o, yani dünyada çalışmalar var, yeni diyalog çalışmaları biliyor musunuz? Ve bir de erkek kadın karma karışık. Adam kabul etmiyor. Kur'an'da diyor, var mı diyor erkek kadın beraber namaz kılmasının yasaklığı ile ilgili bir ayet. Yok. O zaman diyor erkek kadın karma karışık kılabilir. Kadın önünde kılar, erkek önünde kılar, fark etmez. Bir de kadınlar mesela ne yapar? Ezan okuyabilir, imamlık da yapabilir. Amerika'da falan yaptırdılar da, Almanya'da yaptırdılar. Geçen sene aldılar. Kadın ezan okuyor, güya ezana inanmıyor, ezan okuyor. İnanmadığı kelimelere ezan okuyor. Yalan, mahsus. Ya da Amerika'da kadın imam oldu. Peşinde erkekler, kadınlar böyle karma karışık namaz kıldılar. Dertleri namaz kılmak değil. İslam'ı dejenere etmek. Ve yuadü, cünübün okuduğu ezan iade edilir. Kezzanil mer'ati, kadının okuduğu ezan iade edildiği gibi. Vel mecnune, delinin okuduğu ezan iade edilir. Ve sekrani, efendim, ya da delinin okuduğu ezan mekruh olur. Serhoşun okuduğu ezan mekruh olur. Ama velâ tuadül ikâmetü, kâmet iade edilmez. Yani bunlar eğer kâmet getirirlerse onların kâmetleri iade edilmez. Ama cünübün ezanı iade edilir. Veya deliyle sekranın, onlar da ne söylediklerini bilmezler de onun için. Kelimelerin akışında bir fasıl olabilir, arız olabilir. Ve yüstahabbü, güzel olur, müstahap olur. Yani müstahap demek, bu da sünnet de sünnetin daha aşağı derecesi. Kevnül müezzini, müezzinin olması. Alimen bir sünneti. Sünneti bilen. Burada sünnet derken namaz sünnetini demek değil. Resulullah'ın sünnetini bilecek yani. Sünnet hayatını bilecek. Vel evkati. Vakitleri iyi bilecek. Çünkü bu vakitleri bildiriyor. Vakitleri bilecek. Evet. Ya da mesela sünneti bilecek derken ezana has sünnet ve adab var. Onları bilecek.
Evet. Müezzinler için vaat edilen sevabı alabilmek için. Buradaki sünnet o zaman ezanla ilgili sünnetler. Vakitleri bilecek. Ve kürihe mekruh kılındı. Ezanül fasık. Fasıkın ezanı. Fasık açıktan büyük günah işleyen, bunda da hiç sıkıntı duymayan insanlar. Ve sabiyyi, küçük çocukların okudukları ezan mekruh kılındı. Vel ka'idi, mazeretsiz oturarak ezan okuyanın ezanı ne kılındı? Mekruh kılındı. Ama la ezanul abdi, kölenin ezanı, Müslüman köle ise, şimdi Müslüman evvela ilk etapta Müslüman olarak köle edilmez. Kafir olarak köle yapıldı, sonra Müslüman oldu. Müslüman kölenin ezanı mekruh olmaz. Vel ama, amanın, gözleri görmeyenin ezanı mekruh olmaz. Vel arabiyye, bedevinin, oralarda çölde yaşayanlar. Köylü, bedevi. Ve veledü zina, bir de veledi zinanın, veledi zina ve kürhe ezanül fasiki, oradan aşağı geliyor. Ve vele düz zina. La ezanül abdi vel a'ma vel arabi ve veledi zina. Veledi olması lazım değil mi? Ezanü veledi zina demek. Veledi zina nesebi belli olmayan bir kimsenin okuduğu ezan mekruh olmaz. Ve izâ kâle, müezzin dediği zaman hayye alessalâh, hayye, hayye alessalâh dediği zaman kâmel imamı vel cemaat, imam ve cemaat kalkar kâmette. Ve izâ kâle, müezzin dediği zaman kad kâmetis salâh, kad kâmet, kad hadarat demek manası. Namaz geldi, namaz artık kılınmak üzere. Şera'û, bu söz söylediğinde başlarlar imam ve cemaat. Bu İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre. İmam Ebu Yusuf diyor ki yok. Kelimelerin bitmesini, kavmetin bitmesini beklerler. İmam Ebu Yusuf'a göre kavmetin sonunu beklerler. İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre kad kavmeti salat dendi mi imam tekbir alır. Cemaat da uyar. Ve inkânil imamı, imam olursa, gâiben, huzurda değilse, gâib. Yani kâmet getirilecek ama imam huzurda değil. Ev hüvel müezzinü, ya da imam bizzat müezzinin kendisi olursa, yani hem imam hem müezzin, yani hem kâmeti getiriyor, hem de imamı yapacak olan birisi ise, la yekûmûne cemaat kalmazlar, hatta yahtura, ta ki efendim imam gelinceye kadar. İmam olmadan kâmet getirilmeleri hoş değil. Bu konuda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var. Ebi Katade, o da babasından nakletmiş. Peygamberimiz buyurdu. İzâ ukîmetis salâtü, namaz için namaz hazır olduğunda, yani ya da namaz için kâmet getirildiğinde, felâ tegûmû, kalmayın hattâ teravnî, ta beni görmedikçe. Ve aleyküm bir sekinet. Yavaş hareket edin. Sekinetle hareket edin. Acele etmeyin. Evet. Ne zaman ki ben odamdan çıkar gelirsem, o zaman kalkın namazı efendim beraber duralım. Ezan bahsede böylece bitti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.